Evet, yeni bir eğitime başlayacağız. Bootstrap eğitimi. Şimdi bu eğitimde iki parça olarak düşünüyorum ben. İlk etapta Bootstrap'ın ne olduğu ve buradaki kendi sitesindeki dokümantasyonla ilgili örnekler. Bir de daha sonra bir örnek bir projeyle eğitimi sonuna düşünüyorum. Yani iki parça olacak. Önce birinci kısmını yapacağız temel olarak. Daha sonra da örnek şöyle göstereyim. Tasarım kısmını yani arzu edilirse belki yapabiliriz. Çünkü YouTube kanalımızda zaten tasarımla ilgili videolar var ama istenirse tasarım eğitimini de çekeriz. Şimdi şöyle göstereyim ben bir. Daha önceden tasarladığımız bir proje. JPEG çıktılarını aldım. Şöyle bir şey. Şimdi %100 bakarsak. Böyle bir site tasarım olarak hoşunuza gider veya gitmeyebilir. Bak artık yapacağımız bir şey yok. Siz kendiniz farklı tasarımlar yapabilirsiniz ama bizim kodlayacağımız site bu olacak. Belki ufak tefek bazı yerlerinde değişiklikler yapabiliriz. Kodlama aşamasında. Şimdi bütün sayfaların çıktıları var. Bu sitenin hepsini yani tek sayfa kodlamayacağız. Hepsini kodlayacağız. Ama tabi kodlamadan önce Bootstrap'la ilgili bilmemiz gereken bazı şeyler var. Yapacağımız proje bu. Projenin en son bitmiş halini de göstereyim size. Şöyle. Şu da evet. Bitmiş halde böyle. Tıklıyoruz ürünler sayfasına. Burada 3 tane kategori şeklinde geliyor. Kadına tıklıyorsunuz. Şu anda zaten linkleri hepsini vermedik. Tek yere gidiyor. Bu şekilde orada gördüğümüz gibi yan tarafta sidebar'ımız ve üstüne geldiğimizde hover efekti. Tıkladığımızda da Lightbox pop-up menümüz bu şekilde geliyor. Altta kurumsal sayfamız, yine sidebar ve içerik kısmı. Bunlar hep temsili şeyler. Tasarım sayfası yine boş bir sayfa yani sidebar'lı bir sayfa diyoruz. Referans kısmı var. Referans kısmında şöyle dizdik. Burada sayfalama olacak. Şu anda bu site dinamik değil. Sadece HTML sayfaları yani HTML olarak yaptık. Bunu dinamikleştirecek kodlamacı arkadaş. Gerçi ben kodladım ama arka tarafta PHP ile yazan arkadaş kodlayacak bunu. Burada bir insan kaynakları formu var. Biraz farklı oldu aslında. En azından size de böyle bir örnek yapmış olacağız. Ve iletişim sayfasına da her zamanki gibi klasik haritamız bir tane. Altta da adres ve form. En altta da footer kısım var. Yani çok kötü olmadığını düşünüyorum. Burada logomuz var. Belki üst tarafa sosyal medya ikonları veya link veya telefon yapabiliriz. Duruma göre bakarız onlara tekrar. Şimdi bunu Bootstrap'la yapacağız. Bootstrap'la yapmamızın avantajı ne? Onu da göstereyim. Sonraki ikinci derste devam edeceğiz. Yani Bootstrap'la yapılan sitelerin şöyle bir avantajı oluyor. Yani responsive ya da RVD diye geçiyor. Ne demek bu? Ekran çözünürlüğüne duyarlı demek oluyor. Şimdi biz bir siteyi yaptığımız zaman bütün çözünürlüklere göre hesap etmemiz çok zor olacak. Yani şu anda mesela ekran çözünürlüklerini hesap edersek, mesela Full HD bir bilgisayar monitörünü düşünürsek 1920x1080. Şimdi buradaki bizim ekran çözünürlüğümüz şu an için 1440'a 900. Yani biz bunu artırsak veya azaltsak bile mesela bakın şuradan. Şu anda artırmayacağım çünkü sanal makinede çekiyorum dersi. Bu şekilde değişecek ekran çözünürlüğü. Şimdi ben burada şuradan değiştireceğim. Şimdi neler olacak göreceğiz. Şimdi tekrar şuraya tıklıyorum ve bakın küçültüyorum. Şuradan yapalım şöyle. Bakın küçültüyorum. Bakın menü kayboldu ve şu şekilde oldu. Tıklıyorum, açılır bir menü oldu. Bakın burada aktif olarak da zaten burası geldi. Aşağı doğru iniyorum. Bakın sağlı solluydu burası. Burası sol tarafta kaldı. Ve form bakın buraya full bir şekilde yine geldi. Alttakilere bakıyoruz. Yine alt alta geldi. Bunlar sağlı yan yana dizilmişti. İsterseniz bunların bazılarının gözükmesini istemeyenlere göstermeyebilirsiniz. Daha da küçülttüğümde küçültüyorum. Bakın duyarlı bir şekilde yani tarayıcıya duyarlı, ekran çözünürlüğüne duyarlı bir şekilde genişliyor. Mesela ürünler sayfasına bakalım. Ürünler sayfasına bakıyorum ilk başta. Tıklıyorum. Bakın şöyle yapacağım. Büyütüyorum. Bakın menü geldi. Biraz daha büyütüyorum. Bakın biraz daha büyüdü. Bakın resme bakın. Evet. Buradaki imajlara da bu bütün imaj responsive imaj olarak ekliyorsunuz. Bunu da bu şekilde büyüyor. Mesela bir de detay sayfasına bakalım. Bakın detay sayfasında bu çözünürlükteyken mesela şöyle bir görüntü oluşuyor. Bu tablet
boyutu herhalde şu an için. Üçlü bir, bakın alta düştü burası. Ve üçlü şekilde aşağı doğru düzgün bir şekilde görüntüleniyor. Biraz daha küçülteceğim. Bakın ikiye düştü. Burası yine bu şekilde. Daha da küçültüyorum. Üstteki menü kayboldu. Ve böyle bakın bu şekilde geliyor. Tekrar buraya tıkladığımızda da yine Lightbox burada açılıyor. Bu şekilde bakabilirsiniz cep telefonundan veya diğer cihazlardan. Şurayı isterseniz mobilde kapatabilirsiniz. Buradan da yönetebilirsiniz. Bunu açılır. Yani şurada bir alt kıvrım daha yapabilirdik aslında isterseniz. Ya da onu mobilde yapabiliriz. Duruma göre ayarlayabilirsiniz onu. Diğer içerikleri de buradan hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz. Bakın başlığı geldi sayfanın. İşte mesela bu başlık buradayken şunu belki kaldırabiliriz. Alt menüleri o şekilde yapabiliriz aslında. Düşünülebilir. Böyle bir tasarım yapacağız. Yani böyle bir site yapacağız. Ama tabii ilk etapta bu site kaynak kodlarını da gösterelim. Bootstrap'la bakın burada Bootstrap mini CSS yazıyor. Yani bunu gördüğünüz çoğu site Bootstrap altyapısını kullanıyor demek oluyor. Daha örneklere de bakacağız zaten inceleyeceğiz. Aşağıda da zaten JavaScript Bootstrap mini CSS dosyası da var. Buradan kaynak kodlarına da siteleri merak ettiğiniz sitelere bakabilirsiniz altyapısına. Yani şimdi diyeceksiniz ki Bootstrap tasarımları çok klasik oluyor falan diyebilirsiniz ama çok başarılı bir şekilde entegre edenler de var. Bizimki de çok kötü olmadı. Tabi bazı farklı eklentileri var Bootstrap'ın. Onları da kullandık. Buradan linkleri verdik. Yapacağımız proje bu. Dediğim gibi ilk etapta şuradan Bootstrap'ın genel incelemesini yapacağız. Buradaki kodları inceleyeceğiz. Daha sonraki ikinci etapta da az önce gösterdiğim projeyi yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.